Ekrem Bey, nasılsınız? Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Biraz kendinizi tanıtır mısınız bizlere? Tabii ki. Adım Ekrem Cürebal. 98 yılından beri bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Faaliyet alanlarımız oto sektöründe mekanik bakım, boya ve kaporta olarak 3 ana dala ayrılıyor. Dediğim gibi 98 yılından bugüne hizmet veriyoruz. Yaklaşık 22 yıllık bir sektörüz. Alanımızda mümkün olunca başarılıyız. Öyle diyelim. 2012 yılında sektörümüze bir ilave daha yaptık. Boyasız göçük onarımı. Bunun eğitimini Almanya'da aldık. Bu işin hocalığını da yapıyoruz. Bazı meslek okulları bizi çağırıyorlar. Eğitim veriyoruz bu esnaf arkadaşlarımıza. En son geçen yıl Tosya'da, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kuska'nın düzenlemiş olduğu bir projede yer aldık. Bu projede 18 tane kaporteciye boyasız göçük eğitimi verdik. Evet. Peki biraz burayı tanıyalım o zaman. Burada neler yapıyorsunuz? Ne tür hizmetler sunuyorsunuz? Şimdi dediğim gibi otomobil sektöründe boya, kaporta ve mekanik anlamda hizmet veriyoruz. Yerli ve yabancı tüm araçlara hizmet veriyoruz. Sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Hasar anlamında anlaşmalıyız. Ve son olarak da boyasız göçük hizmeti departmanlarımıza soktuk. Evet, biraz açarsak bunları, içerisinde neler kapsıyor? Boyasız göçükten başlayalım isterseniz. Lütfen. Boyasız göçük son yıllarımızın gözde bir mesleği. Hatırlıyorsunuz geçen yıl İstanbul'a ciddi bir oranda dolu yağmıştı. Dolu yağdı. Piyasada Türkiye'de yetişmiş eleman olmadığı için dışarıdan bu işlerle alakalı eğitimli ekipler geldi, yaptı. Şu anda Türkiye'de de gayet yaygın anlamda bu işler yapılıyor. Ne faydası var? Öncelikle aracın boyası donarıldığı için aracın değer kaybı ortadan kalkmış oluyor. İşlem hızlı oluyor. Dolayısıyla dediğim gibi araç değer kaybetmediği için de yarın müşteri aracını satarken kazasız olarak satmış oluyor. Bu şekilde. Ve diğer aracın işte mekanik ve... Mekanik anlamda işte motor bakımı, periyodik bakım, kaporta anlamında hasar, boya anlamında da hasarlanmış bölgeleri boya ve onarımla alakalı sektörde hizmet veriyoruz. Her marka ve her büyüklükteki araca da hizmet sunabiliyoruz. Aynı zamanda eğitim de veriyoruz dediniz. Biraz o konuda açar mısınız? Dediğim gibi 2012 yılında bu boyasız göçükle alakalı bu sektörde biz de bir şeyler yapalım dediğimizde Almanya'da bu işin bir eğitim merkezini bulduk. Yaklaşık bir 8 ay eğitim aldık Almanya'da. Sonra tabii gelirken elimiz boş dönmedik. Bu şeyle alakalı, boyasız göçükle alakalı elektromanyetik cihazın da Türkiye distribütörünü almış olduk o anlamda. Hem onların satışını yaptık hem de öğrendiklerimizi buradaki esnaf arkadaşlara aktardık, aktarmaya da devam ediyoruz. Çok güzel. Peki burada teknolojiye ne kadar ayak uyduruyoruz? Hizmet verirken nelere dikkat ediyoruz? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Kullanmış olduğumuz tüm cihazlar günümüzün şartlarına uygun tam sistemli teknolojik cihazlar. Tabii öncelikle amacımız müşteri memnuniyeti. Çok şükür müşterilerimizi memnun etmek için sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Kaç kişilik bir kadro var? 8 kişilik kadroyla çalışıyoruz efendim. Hepsi uzun yıllar tabii bu sektöre hizmet veren profesyonel arkadaşlar. Kesinlikle öyle ama sektörde çok ciddi bir problemimiz var. Yeni eleman kesinlikle yetişmiyor. Dolayısıyla her geçen yıl bu anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Eleman bulmak gerçekten çok zor. Bulduğumuz elemanı da çalıştırmak çok zor. Evet. Maliyet açısından. Hemen hemen her sektörde var bu sıkıntı. Tabii şöyle, çırak yetişmiyor. Şöyle çalışanların, şöyle tabii herkes için söylemeyelim de, saygısız çalışanların iş kaybetme korkusu olmadığı için çok kısa sürede yer değiştiriyorlar. Dolayısıyla biz de burada müşterilerimize karşı mağdur oluyoruz. Mağdur oluyorsunuz, evet. Teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Değerli bilgiler aldık sektörünüzle alakalı. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim o zaman.